Teşekkür ederiz. Sizce İsrail'in bir sonraki hamlesi nasıl olacak, ne zaman olacak? İsrail tüm bu yaşananları ve bu süreci sizce tarihi bir fırsat olarak mı görüyor? Nasıl bir denklem oluştu bölgede? Evet, İrem Hanım, İsrail İran'ın yaptığı her saldırıyı ya da Hizbullah'tan ya da Hamas'tan İsrail'e yönelik her saldırıyı bir fırsat olarak görüyor tabii. Özellikle İran'dan gelen saldırıları. Çünkü İsrail çok sabırsız. Netanyahu çok sabırsız. İran'a karşı bütün hazırlığını yaptı. Ve İran'a karşı geniş kapsamlı bir saldırı düzenlemek istiyor. Ama tabii ABD başkanlık seçimleri var 5 Kasım 2024'te. Demokratlar tabii Biden herhangi bir risk almak istemediğinden 5 Kasım 2024'te kadar İran'la savaşa tutuşmak istemiyor. Çünkü İsrail'in İran'la savaşa tutuşması demek ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İsrail'in yanında otomatik olarak yer alması demektir. Dolayısıyla ABD şimdi böyle bir durumu istemiyor. Şu anda mevcut durum şu şekilde devam ederse ABD bundan mutlu görünüyor. Şimdi bugün tabii İsrail'in İran'a yapacağı misilleme var. O konuşuluyor, o tartışılıyor. Biliyorsunuz İran geniş kapsamlı bir balistik füze saldırısı yapmıştı ve İsrail'de 2 askeri üssü isabet etmişti, 2 askeri üs. Yaralı kayıplar olduğu söyleniyor ancak tabii İsrail bunu gizliyor tabii. İstihbarat örgütleri evet. tarafından gizleniyor. İsrail de gizleniyor. Ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak kayıplar var. Uçak kayıpları da olduğu söyleniyor fakat kesin sonucu bilmiyoruz. Ancak şu var, İsrail şimdi geniş kapsamlı İran'a yönelik bir şiddetli bir karşılık verecek. Bunu söylüyor. Şimdi bu şiddetin derecesi tabii Biden, ABD şundan endişeli. Eğer İsrail İran'ın petrol tesislerini, petrol kaynaklarını hedef alırsa tabii petrol fiyatları oldukça yükselecek. Bu tabii ABD ve Batı'yı çok olumsuz etkileyecek. Yani Avrupa Birliği ülkelerini ve ABD'yi olumsuz etkileyecek. Nayım Hocam, sizce İsrail'in kafasında bir nükleer tesis var mı? Vurur mu sizce? Var, vurur. Evet, vurur. Dolayısıyla şu anda Biden'ın söylediği İsrail'in İran'ın petrol kaynaklarını vurmayacağı yönünde bir ağır basan bir düşünce var. Ben de aynı düşüncedeyim. İsrail, ABD'nin söylediği gibi şu an itibariyle İran'ın petrol altyapılarını vurmaktan çekinecek. Yani herhangi bir kriz oluşturmaması açısından. Ancak bunun emaresi ne dersen İrem Hanım, bugün ABD'nin bölgeden sorumlu 4 yıldızlı generali yani Merkez Kuvvetleri Komutanı İsrail'e. Şu an bugün İsrail'de olacak. ABD'nin Merkez Kuvvetleri Komutanı yani CENTCOM dediğimiz İsrail bölgesinden de sorumlu. CENTCOM'un özelliği nedir? CENTCOM ABD adına İsrail'e sürekli gelip İsrail'in Hizbullah'a ya da İran'a ya da herhangi bir yere yapacağı geniş kapsamlı saldırıyı koordine eden bir rütbeli ABD adına. Dolayısıyla bugün geliyor, İsrail'de koordine edecek askeri makamlarla. Neyi koordine edecek? İsrail'in İran'a yapacağı misillemeyi yani saldırıyı koordine edecek. Biz şunu bileceğiz, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı 4 Yıldızlı General yani CENTCOM İsrail'le koordineden sonra muhtemelen yarın veya bu gece geç saatlerde İsrail'den ayrıldıktan sonra şöyle bir emaremiz olacak, bir ipucu. Demek ki İsrail her an İran'ı vurabilir diyeceğiz. Ancak bugün itibariyle ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı koordineyi bitirmeden İsrail'in İran'ı vurması şu anda söz konusu değil. Koordine neden önemli? Çünkü İran'ın öngörülmeyen, yani İsrail'in öngöremediği, ABD'nin ya da İngiltere'nin öngöremediği, tahmin edemediği şiddetli bir saldırıyla karşılık verir de İsrail tehdit altına girerse bu kez kim devreye girecek? Tabii İngiltere ve ABD doğrudan devreye girecek. Onun için işte ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı İsrail'in bölgede yaptığı her önemli geniş kapsamlı saldırıyı gelip koordine ediyor ki herhangi bir risk almasınlar diyor. O zaman biz şunu diyebiliriz. Demek ki Merkez Kuvvetleri Komutanı görüşmeden, koordineden sonra İsrail topraklarından uçağa kalktıktan sonra biz şunu diyebiliriz. İsrail her an İran'ı vurabilir diyeceğiz. Sizin sorduğunuz soruya gelelim. Muhtemelen sizin belirttiğiniz konu çok önemli. Önemli bir konuya vurgu yaptınız İrem Hanım. Büyük bir olasılıkla İsrail önce nükleer zenginleştirme tesislerini etkisiz duruma getirecek. Yani onları vuracak, etkisiz duruma getirecek. Ardından
İran ordusunun, yani İran silahlı kuvvetlerinin komuta kontrol sistemlerini, yani iletişim sistemlerini, ne demek istiyoruz? Yani kulağını sağır edecek, gözünü kör edecek, aşağıdaki as birliklere emir ve komuta edemeyecek şekilde iletişim sistemlerini sekteye uğratacak. Kesecek şekilde saldırı yapacak. Bir de eğer İsrail'in üçüncü hedefinde varsa, ki olabilir, şiddetli saldırıyı böyle geniş kapsamlı olarak düzenlediyse, İran ordusunun mühimmat depoları ve balistik füzelerin bulunduğu depoları hedef alacak. Bu arada tabii lider kadro her an lider kadrodan biri etkisiz duruma getirilebilir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Nasrallah'tan sonra gelen Hizbullah'ın liderinin etkisiz duruma getirildiği, yani sığınakta öldürüldüğü konusunda İsrail basında şu anda haberler var. Öyle bir iddia var, evet. Ama net olarak Hizbullah cephesinden teyitlenmedi sanırım bu bilgi, değil mi? Doğru, doğru. Ama İsrail kaynaklarında Hizbullah'ın Nasrallah'tan sonraki şu andaki liderinin etkisiz duruma getirildiği yönde haberler var. Biz iddia diyelim ama böyle bir haber var İsrail tarafında. Haber de şu devamında, ayrıca İran Devrim Muhafızları Komutanı, yani Süleyman Kasım'dan sonra gelen liderin de, Devrim Muhafızları Komutanı'nın da o sığınakta bulunduğu ve yaralandığı konusunda da İsrail basınında yer alan haberler var. Bu önemlidir. Neden önemli? Evet. Hem Hizbullah'ın Nasrallah'tan sonra gelen lideri eğer gerçekten etkisiz duruma getirildi, öldürüldüyse önemlidir. İkincisi, yine İran açısından İran Devrim Muhafızları İran'ın en önemli gücüdür. Onun da Süleyman Kasım'dan sonra gelen lideri eğer yaralandıysa o da önemli. Bize ne veriyor bunlar? İpucu ne? Yani asker olarak ne çıkarıyoruz buradan? Yani kendi açımdan söylüyorum. Şunu çıkarıyorum ben. Demek ki Mossad, CIA ve MI6, yani İsrail'in, ABD'nin ve İngiliz istihbarat örgütlerinin, çünkü Orta Doğu'da biz Mossad deyince aklımıza doğrudan CIA ve MI6 gelecek. ABD ve İngiliz istihbarat örgütleri. Demek ki Hizbullah'ın lider kadrosunun ve İran'ın lider kadrosunun içinde şu anda. Biz onu çıkaracağız. Çünkü İsrail eğer Nasrallah'tan sonra gelen lideri yerini biliyorsa, toplantı yaptığı sığınağı biliyorsa, yine İsrail İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın yerini, toplantısını biliyorsa, bu şu demek. Demek ki onların içinde İsrail'e çalışan istihbarat kaynakları var demektir. Bunun anlamı şu, ne Hizbullah, ne de İran, ne de Hamas güvenli değil, emniyette değil demek. Bununla ilgili daha önce de İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad bir açıklama yapmıştı. İstihbarat ve güvenlik birimlerinde çok ciddi bir Mossad yapılanması olduğunu söylemişti. Doğru. Gizli nükleer belgeleri ele geçirdiler demişti. Ve ajan ağının çok etkili olduğundan bahsetmişti. Şimdi az önce bu petrol altyapısının ve nükleer tesislerin hedef alınabileceğini söylediniz. Eğer hedef alınırsa ne olur? Birinci sorum bu. İkinci sorum da şu. İran'da dedi ki eğer İsrail saldırırsa biz saldırırız, yoksa saldırmayacaklarını söyledi. Ama İran tarafı da gaz ve tesislerin, nükleer tesislerin hedef alınabileceğini söyledi. Sizce İran'ın saldırı ve savunma kapasitesi nasıl? Yani alttan mı alıyor İran şu an, yoksa zamana mı yaymak istiyor? Ne yapmaya çalışıyor? Evet, önemli. Evet, önemli. Teşekkür ederim. Şimdi İsrail tabii ABD'nin isteği doğrultusunda, benim değerlendirmem o, İran'ın petrol tesislerini vurmayacak. Yani herhangi bir ekonomik krize yol açmamak üzere. Petrol fiyatlarının aşırı şekilde yükselmesini engellemek için vurmayacak. ABD'nin istediğini kabul edecek diye değerlendiriyorum. Neden öyle değerlendiriyorum? Çünkü ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı İsrail'in vurulacak hedeflerini koordine etmek için bugün İsrail'de olacak. Hedef listelerini tek tek koordine edecekler beraber. Ama sizin belirttiğiniz gibi İrem Hanım, İsrail İran'ın büyük bir olasılıkla nükleer tesislerini vuracak. Ayrıca İran ordusunun mühimmat depolarını, iletişim sistemlerini, komuta kontrol sistemlerini, belki de balistik füzelerin depolandığı alanları ve belki de havalimanlarından bir iki havalimanını vurma yolunda bir planlama yapacak İsrail. Tabii ABD bunu fazla tırmandırmamak istiyor. Tabii Merkez Kuvvetleri Komutanı 4 Yıldızlı General'in o hedef listelerini koordine ederken Netanyahu'ya tabii Biden'ın, Beyaz Saray'ın mesajını da iletmiş olacak. Muhtemelen Netanyahu İsrail ortasını bulacak. Yani ABD'nin isteklerinin
tam dışına çıkmıyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i başkanlık seçimlerine kadar dizginleyebilecek mi? Bugün tam bir ay kaldı. Evet, evet. Dizginleyeceğini değerlendiriyorum. Nasıl dizginleyecek? İşte bu şekilde hedef listelerine, petrol tesislerine hedef almayın. İran'ı çok fazla kışkırtacak, size geniş kapsamlı saldırı, yani savaşa tutuşturacak herhangi bir hedefi etkisiz duruma getirmeyin şeklinde. Ancak bununla beraber şunu bir askeri değerlendirme yapabiliriz. Yani askeri açıdan bunu kim söylüyor? Bunu ben söylemiyorum. ABD'nin askeri teknisyenleri, yani askeri uzmanları ve NATO karargahının uzmanları söylüyor. Ayrıca İran'ın, İngiltere'nin ve ABD'nin de bu konuda uzmanları söylüyor. Yani askeri uzmanları. Maalesef İran'ın geldiği durum şu. İsrail'le uzun süreli bir savaşa tutuşacak savaş gücüne sahip değil İran. Mesela 200 adet balistik füze attı biliyorsunuz birkaç gün önce 1 Ekim'de. Bu 200 tane balistik füze 200 adet olduğu söyleniyor tabii, yaklaşık diyelim biz. Evet, bazı kayıplar verdirtti İsrail'e ama İsrail'in savaşma yeteneğini ya da savaşma azim iradesini kıracak ya da İran'la savaşa tutuşmayı önleyecek ya da geri adım attıracak herhangi bir kayıp ya da herhangi bir hasar yok. Dolayısıyla İsrail bunu bildiği için, ABD ve İngiltere'de bildiği için İran'la girişilecek savaşta İran'ın uzun süre dayanmayacağını ve uzun süreli savaşta İsrail'e, ABD ve İngiltere'ye karşı savaşamayacağı yönünde bir iddia demeyelim, bir gerçek var. Neden? Çünkü biz İsrail dediğimizde sadece İsrail olarak algılamamalıyız Orta Doğu'da. Eğer İsrail, özellikle sizin belirttiğiniz gibi 5 Kasım 2024'ten sonra eğer Trump gelirse çok hızlı ve şiddetli bir şekilde aniden başlayacak İsrail ve İran savaşı. Ama her risk gelirse değişiklik olur mu? Evet, evet. Her risk gelirse daha temkinli, daha ihtiyatlı ama yine de İsrail İran'la savaşa tutacak. Neden? Çünkü İran hem ABD için hem İsrail için hem de Batı için bir tehdit olarak algılanıyor. Yani ABD İran'ın şeytanı, İran da ABD'nin şeytanı olarak algılanıyor. Evet. Dolayısıyla İran'ın mevcut rejimi itibariyle bölgede kalması durumunda, mevcut konumuyla kalması durumunda, gücünü koruması durumunda İsrail'e her zaman tehdit olacağı inancı var ABD'de. Tabii o zaman ABD'nin, Naim Hocam şunu söyleyebilir miyiz? Evet. Bölgede amaç rejim değişikliği mi İran'da? Öncelikle rejim değişikliği ama görüyoruz ki ABD bu rejim değişikliğini 40 yıldır başaramadı İran'da. Çok zaman sokak gösterileri, protestolar, buna benzer bazı girişimlerde bulundu. İstihbarat örgütü ama başaramadı. Ama şu anda artık 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından atılan işaret fişeğinden sonra Orta Doğu'nun haritaları tamamen değişecek. Ki Orta Doğu'nun 11 Eylül'üdür 7 Ekim 2023. Orta Doğu'nun haritaları değişirken 7. ülke tabii İran. İran'ın haritası değişecek. Ancak tabii ABD geniş kapsamlı büyük bir savaştan çok İran rejiminin değişmesini daha çok arzu eder. Ama İran rejiminin değişmesi kolay mı sorusunun cevabı hayır, kesinlikle değil. O halde demek ki 5 Kasım 2024'ten sonra demokratlar da gelse temkinli olacak, ihtiyatlı olacak ama İsrail İran'la savaşa tutuşacak. Fakat rejim değişikliğini kazandırır. İran, bir sonraki hedef Hamaney mi? Yani Hamaney'in uzun bir süre sonra biz gördük Cuma hutbesinde ve silahla çıktı mesela. Arkasında Rusya var mı? Hala duruyor mu Rusya cephesi? Evet İrem Hanım, evet hemen bir son cümleyi bağlayayım, sorunuza cevap vereceğim. İsrail dediğimiz zaman, yani İsrail'in İran'la savaşa tutuşması dediğimiz zaman şunlar devreye giriyor. İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya ve benzer ülkeler devreye giriyor. O halde biz İsrail'in İran'la savaşa tutuşmasını sadece İsrail silahlı kuvvetleri ve gücü olarak algılamayalım. Bütün bu koalisyonlar dünyanın en güçlü askeri güçlerinin İsrail yanında hem ekonomik açıdan hem milli güç unsurları açısından hem de silahlı güç açısından yer aldığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi diğer konuya gelelim. İran rejiminin değişmesi şu ABD'nin istediği. ABD'ye karşı çıkmayan, Batı ittifakıyla problemli olmayan, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleriyle iyi geçinen ve ABD'nin ve İsrail'in bölgedeki politikalarına tepki göstermeyen, karşı çıkmayan, onları engellemeyen, İran'ın Irak'ta, Yemen'de, Suriye'de
güçlerinin bulunmadığı, milislerinin bulunmadığı, yine İran'ın Hizbullah'ı, Hamas'ı ve Husileri, Yemen'deki Husileri desteklemediği bir rejim olarak istiyor ABD. Yani ABD'nin İran'daki rejimi değiştirmesi ne anlama geliyor? İran'ın artık Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de askeri varlığı olmayacak, milisleri olmayacak. Hizbullah'ı, Hamas'ı ve buna benzer diğer örgütleri artık İran desteklemeyecek. Ve İran artık İsrail'in ya da ABD için bir tehdit olmaktan çıkacak anlamında. Bunu kastediyorum. Ama aynı İran tabii Rusya'yla da Çin'le de yakın olabilir. Fakat bu Hindistan gibi bir ülke düşünün. ABD ile ilişkileri var ama aynı anda Rusya ve Çin'le de ilişkileri var. Şimdi ABD'nin en büyük politikası nedir Orta Doğu'da? Birinci önceliği şudur. İsrail'in güvenliğini sağlanması. Diğer politikaları, diğer hedefleri bundan sonra gelir. Dolayısıyla ABD böyle ama İran rejimi değişir mi? Hamenei'nin yaptığı konuşmadan siz ettiniz. Çok haklısınız, önemli. Tabii Hamenei'nin yaptığı konuşma... Mesajı kimeydi konumu... sizce? İkinci bölümünü Arapça yaptı ama cepheden bir cevap gelmedi Arap ülkelerinden kendisine. Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Teşekkür ederim İrem Hanım. Birinci mesajı İran kamuoyunu, İran toplumunu ayakta tutmak. Herhangi bir isyan, herhangi bir ayaklanma ya da rejime karşı, yönetime karşı bir kalkışma, sokak hareketini önlemek ve şunu demek. İran çok güçlüdür ve biz İsrail'i bakın 200 balistik füzeyle vurduk. İstediğimiz zaman İsrail'i yok ederiz mesajı. İşte o silahıyla çıkması, buna benzer sistemle, o sembollerle çıkması bunu. Demek ki İran'ın kamuoyunu ve tabanını birleştirmek, konsolide etmek. Ama ikinci amacı Körfez ülkelerine. Kim bunlar? Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5000 ABD askeri var. Bahreyn'de 5. filo var. Katar'da 10.000 ABD askeri var. Kuveyt'te 15.000 ABD, 7.000 İngiliz askeri var. Suudi Arabistan'da, Umman'da ABD üsleri var. Toplamda bu Orta Doğu'da kaç üssü var? ABD'nin. Evet. Şimdi Irak'ta var. Kuzey Irak'ta, Irak Kürt bölgesel yönetimde, Suudi Arabistan'da var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Bahreyn'de, Kuveyt'te, Umman'da ve Bahreyn'de ve Katar'da var. Dolayısıyla bütün aslında bu askeri varlığı, askeri üsleriyle aslında İran'ı kuşatmış durumda. Şimdi Hamenei'nin mesajı bu ülkelere, bu ülke liderlerine. Diyor peki ki, olası bir durumda Orta Doğu izin verecek mi kullanmasına? Evet, aslında İran'la bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Bahreyn, Kuveyt'in bulunduğu bir ortamda bir anlaşma sağlandı. Biz üslerimizi kullandırmayacağız, tarafsız olacağız dendi. Ama bu bugün dendi. Benim kendi değerlendirmem şu, çünkü o bölgede görev yaptım ben biliyorum. Körfez ülkelerinde görev yaptım Birleşmiş Milletler askeri gözlemcisi olarak. Benim değerlendirmem şu, şu anda İran'a evet tarafsız kalacağız derler ama İran, İsrail, ABD ve diğer koalisyon ortakları İran'la savaşmaya tutuşup İran'ın zayıflama eşiğine gelmesi anında üstleri bütün Körfez ülkeleri kullandırtacaklardır, izin vereceklerdir. Zaten şu anda Suudi Arabistan ve Ürdün İsrail'in hava sahasını kullanmasına izin veriyor. Peki Naim Hocam, son 1,5 dakikam kaldı. Buçuk dakikada size şu son sorumu da sormak isterim. Sizce İran diplomasi de nasıl bir oyuncu ve İsrail diplomasi kullanmadan uluslararası kamuoyunu bu kadar karşısına alarak sizce ne kadar direnebilecek, devam edecek? Evet, çok önemli bir soru. Şimdi biz İsrail aslında Birleşmiş Milletler'e üye bir devlet ama Birleşmiş Milletler kurallarına, ilkelerine, Cenevre Sözleşmesi'ne uymayan bir örgüt gibi davranıyor. Çünkü devlet öyle davranmaz. Mesela devlet çocuk öldürmez, kadın öldürmez, hedef gözetir. Yani su bir kaynaklarına bir ilke vardır, bir etik değerler vardır, savaş suçu vardır. Yani savaşın da bir etik değeri, bir ahlakı, bir kuralı, bir ilkesi vardır. Savaşta aldığınız esiri öldüremezsiniz, işkence yapamazsınız. Evet. Savaşta kadını sivil halka zulüm edemezsiniz, sivil halkı yerlerinden göç ettiremezsiniz. Su kaynaklarına, ilaca, gıdaya erişimini engelleyemezsiniz mesela. Ama İsrail hepsini yapıyor. Dolayısıyla İsrail kuruluşundan bugüne zaten normal bir devlet gibi hiçbir zaman davranmadı. Sürekli savaşta olan bir örgüt gibi davrandı. Dolayısıyla İsrail'in bu konuda hiç umurunda değil maalesef. Yani savaş suçlarına riayet etme, savaş kurallarına riayet etme, uyma. Birleşmiş Milletler'in insanlık suçlarına, suçunu işlememe, insan haklarına uyma diye bir endişesi yok. Neden endişesi yok? Çünkü ABD onun koşulsuz destekçisi.
Ama öte yandan İran'a baktığımızda İran'ın şimdi 3 tane önemli müttefiki var bölgede. Yani bölgede demeyelim, dünyada. Bir Çin, iki Rusya, üç Kuzey Kore. Rusya nerede? Ukrayna'ya odaklanmış. Enerjisini oraya vermiş. İsrail Suriye'ye sürekli bombalama faaliyetinde bulunuyor. Evet. Şam'ı, Alep'i hedef alıyor ama Rusya karşı çıkmıyor, çıkamıyor. Demek ki Rusya Ukrayna'da. Çin için hiçbir zaman savaş gemisini ve savaş uçaklarını İran'ı savunmak için İsrail'e, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye karşı göndermez. Ne yapar? Ekonomik açıdan yardım eder. Bazı silah sistemleri yardımında mı? Kuzey Kore'de zaten çok uzakta, öyle bir yardım yok. Ancak oraya sıçrarsa Kuzey Kore belki nükleer silah kullanma durumu olabilir. Çünkü sürekli onu tekrarlıyor. Dolayısıyla İran aslında şu anda İsrail koalisyonuna baktığımızda İsrail, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya ve buna benzer ülkelerle koalisyona baktığımızda İran yalnız olarak görülüyor. Peki. Yalnız olarak görülüyor. Dolayısıyla nispi kuvvet yani nispi güç mukayesesi dediğimiz askeri literatürde yani kuvvet mukayesesi, peki, kuvvet kıyaslaması dersek askeri güç anlamında şu anda İsrail koalisyonu daha güçlü görünüyor. Ama umarız ki Çin devreye girer. NATO üyesi olan Türkiye belki devreye girer. İran'la ABD arasında bir arabuluculuk olur ve İran'ın masaya oturması yönünde belki ikna edilir. O zaman belki İran'a savaşın, sıcak savaşın İran'a yayılması belki engellenebilir. Peki Naim Hocam, çok teşekkür ederim katkılarınızı, değerlendirmeleriniz için. Güzel bir cumartesi dilerim sizlere. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.